Arkadaşlar videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Bu bir karşılaştırma videosu olacak. Biliyorsunuz yakın zamanda Age of Empires 4 çıkış yaptı ve çıkışının ardından gerçekten Steam'de rekorlar kırmaya başladı. Fakat o kadar satılmasına rağmen hala birçok insan bu oyunu satın alamadı. Nedeni ise fiyat arkadaşlar. Şu an 300 TL'ye satış yapılıyor ve gerçekten bir oyun için çok yüksek fiyatlar. Ben de Steam üzerinden araştırmaya başladım ve bu oyuna nasıl bir alternatif oyun bulabiliriz diye düşündüm ve araştırmalarım sonucunda War Selection isimli gerçekten bazı yönleriyle Age of Empires 4'ü bile geride bırakabilecek bir oyun buldum. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi artılarıyla eksileriyle bu oyunu hepimiz detaylandıracağız. Öncelikle şu menü kısmında anlatacağım birkaç bir şey var. Daha sonra oyunun oynanış kısmına geçeceğiz. Dilerseniz onları anlatmakla başlayayım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yukarıda mesela teknoloji puanı yazıyor. Alt tarafta da derecen yazıyor. Biz Age of Empires'ta böyle bir sistem görmedik. Şimdi hemen size bundan bahsediyorum. Şöyle dereceye gelip bastığınız zaman burada insanların oyun oynayarak, yani dereceli modda oyun oynayarak kendilerine lig kastıklarını görebilirsiniz. Bence strateji tabanlı bir oyuna getirilebilecek en güzel özelliklerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben Age of Empires'ı 45 saat oynayan bir insan olarak söylüyorum. Bir süre sonra sıkıyor arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için bu oyunun yapımcıları bu oyuna bir ranked mod getirmişler. Yani dereceli mod getirmişler. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunun birçok modu bulunmakta ve bu modlardan sadece dereceli maçları günün belli saatlerinde bir tanesi açılıyor, bir tanesi kapanıyor. Onları seçim yaparak oynayabiliyorsun. Şu an mesela dereceli 1v1 maçı açık ve ben dereceli oynayabiliyorum. Gelin hep birlikte bir dereceli maçına bakalım nasıl oynayacağız. Arkadaşlar oyuna giriş yaptık. Gördüğünüz gibi sizin de ilk gözünüze çarpacak olan şey Age of Empires 4 ile arasındaki en büyük fark grafikler arkadaşlar. Yani oyunun bence biraz daha grafiklerine önem verilseydi daha güzel bir yerde olabilirdi diye düşünüyorum. Bu oyunda arkadaşlar her şey Türkçe, seslendirmeleri bile Türkçe. Bunlar Türkçe olarak bir şeyler söylüyorlar ama ben onu tam çözemedim. İki oyunun birbirine benzeyen diğer bir özelliği ise bu çağ atlama olayı. Çağ atlarken mesela Age of Empires 4'te biz sembol bir tane bina inşa edip ikisinden bir tanesini tercih ediyorduk. Bu özellik War Selection'da da var fakat bu farklı bir işliyor biraz daha. Burada gördüğünüz gibi tapınak inşa ediyorsunuz. Daha sonrasında hangi yönde gelişmek istediğinizi, hangi kültürde, mesela Asya mı Avrupa mı? Avrupa'yı seçtikten sonra benim üreteceğim işçiler ve şu an mevcut olan işçilerimi hepsini Avrupa işçisi veyahut da Avrupa askeri olarak bunları güncelleyebiliyorum. Ve bunların da kendine has özellikleri bulunuyor arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Bazı yapıların sembolleri bile aynı neredeyse arkadaşlar Age of Empires 4 ile. Mesela şu savaş çukuru olarak adlandırılmış. Age of Empires 4'te de bu savaşçı binasıydı. Çok fazla bir farkı yok. Sadece ismi biraz değişik. Oyunun eksi tarafından bahsedecek olursak arkadaşlar oyun Türkçe, seslendirmesi Türkçe ama bunlar tam olarak optimizasyonu sağlanmış diyemeyiz. Görmüş olduğunuz gibi benim şu an 5 tane askerim bulunmakta, piyadem bulunmakta ve bu piyadeleri istediğim gibi konumlandıramıyorum. Nasıl yani? Şöyle, Age of Empires 4'te biz şuralarda çıkan özellikler sayesinde Z'ye basıp mesela biz bunları saf düzeni aldırabiliyorduk veyahut da kama düzeni aldırabiliyorduk ve bu çok büyük savaşlarda bu stratejiler sayesinde çok güzel avantajlar elde edebiliyorduk. Fakat bu oyunda öyle bir şey görmek mümkün değil. Ben şu an bütün gereksinimleri karşıladım ve tapınağa tıklayarak şuradan çağa atlayabiliyorum. Benim için Avrupa Bakır Çağı'na geçiş yapmak daha iyi olacak diye düşünüyorum. O yüzden buradan Avrupa Bakır Çağı'na tıklıyorum ve şu an çağa atlamaya başladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an Avrupa Bronz Çağı'na geçiş yaptık. Şurada gördüğünüz gibi bölgeyi keşfedin diye bir seçenek var. Ona tıklayarak bölgemizi biraz daha aydınlatabiliyoruz. Buradan işçilerin üzerine tıklayıp bunları mesela Avrupa işçisi olarak yükseltebiliyoruz. Gelelim arkadaşlar oyunun en güzel özelliğine. Bu oyunda yapabileceklerinizin herhangi bir sınırı yok diyebilirim arkadaşlar. Yani bu uzay çağına kadar bu işlem devam ediyor. Bu açıdan bu oyunun zenginliği gerçekten beni çok şaşırttı. Yani Age of Empires 4 gibi bir oyunda bile ben bunu göremedim. Bu oyun yaklaşık 4-5 GB falan olması lazım. Age of Empires 35-40 GB'lik bir oyun ve ikisini mukayese ediyorum. Yani bu oyun bir de ücretsiz arkadaşlar. Bence bu oyunu kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Hele ki Age of Empires 4 alacak bir bütçeniz yok ise bu oyun gerçekten piyasadaki şu ana kadarki en iyi oyun diyebilirim. Bence hemen gidip bu oyunu indirin arkadaşlar. Hem de ücretsiz bir şekilde. Ücretli bir şekilde alabileceğiniz versiyonları da bulunuyor. Fakat bunlara hiç gerek yok arkadaşlar. Şu an ücretsiz bir şekilde bu oyunu Steam'den gidip indirip oynayabilirsiniz. Bir para ödemenize hiç gerek yok. Canlı çeşitliliği bakımından arkadaşlar ben bu oyunda mamut gördüm, leopar gördüm, inek var. Ne ararsanız var arkadaşlar. Canlı çeşitliliği bakımından da Age of Empires 4'ten bir tık önde diyebilirim. Bu konuda da bence gerçekten güzel bir iş çıkarmış oyun yapımcılar. Canlı çeşitliliği demişken gördüğünüz gibi mesela burada timsah bile görebiliyorsunuz. Yani oyunun bu kadar küçük boyutlu olup bu kadar çeşitliliğe sahip olması gerçekten beni şaşırttı diyebilirim. Mesela burada Age of'ta görmediğimiz bir canlı inek. Daha sonrasında şöyle gezinelim. Daha çok canlı göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar haritada gördüğünüz gibi bayağı bir yer açtım fakat düşmanı göremedim. Düşmanı görseydim bunun da nasıl bir gelişim içerisinde olduğuna bakacaktım ama onu göremedik maalesef. Ama şunu söyleyebilirim. Oyunda gördüğünüz gibi çeşitlilik çok fazla. Böyle birkaç canlıyla sınırlı değil. Birkaç şeyle sınırlı değil. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir tane kaplan yakaladık. Age of'ta da bu kaplan yoktu mesela. Bunlar o düşman askerleriymiş. Bayağı bir atlı üretmiş. Asya'yı seçmiş arkadaşlar bu ırk olarak. O yüzden bizi şu an mağlup etmeyi başardılar. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İsterseniz bu oyunla alakalı detaylı bir video çekebilirim. Ben bu videoyu şu an Age of Empires'e alternatif oyun olarak çekiyorum. İnşallah beğenmiştirsiniz. Şu an Steam üzerinde ücretsiz gidip indirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.